Esselamu Aleyküm. ChatGPT sohbetlerimize devam ediyoruz. Şimdilik elbette ki ChatGPT'de önemli olan ki insanın hayatından tutunuz da bütün internet ortamlarında en önemli olan husus hakikaten güvenliktir. Yani internet ortamında Google'u geçip de ChatGPT'ye de geçseniz de yani yine de güvenlik meselesinin önemli olduğunu hakikaten görüyoruz. Güvenlik her zaman olduğu gibi gün geçtikçe elektroniğin ilerlemesiyle, dijital ortamın ilerlemesiyle güvenliğin ne kadar önemli olduğu biraz daha ortaya çıkmış oluyor. Çünkü her zaman şunu ifade ediyoruz. ChatGPT hakikaten bize hayatı kolaylaştırıyor. Birçok şeyi kolaylaştırıyor. Ondan dolayı bununla beraber yine insan faktörü sürekli en öndedir. Yine İnsan faktörü olmadan ChatGPT'den istifade etmek elbette yine yetersiz kalacaktır. Onun için güvenlik olması gerektiği içindir ki bakınız. Mesela Google'un SEO'sundan endişelendiren yapay zeka itirafı. Biz de diyor tam olarak anlamıyoruz. Google CEO'su Piaget'ten çarpıcı bir itiraf geldi. Yapay zekaların kendi kendilerine öngörülemeyen yetenekler kazanabildiğini söyleyen Piaget hızlı ilerliyor. Tüm yanıtlara sahip değiliz. Bu yüzden geceleri uyuyamadığım doğru diyor. Yani o derece bir tedirginlik içerisinde ama daha önceki sohbetimde de ifade ettiğim gibi yani bunları yasaklamakla bu mesele çözülmez. İşte güvenlik ortamının arttırılması ve insanın telefondan tutunuz da internete her şeyi kontrol etmesi önemlidir. Bu nedir? Yani korkuyor mu? Fişi çek. Fişi çek. Yani bir fişlik işi var, bir kumandalık işi var. Yani onun için burada korkmaktan ziyade elbette ki kontrol altına almak, güvenliği esas almak önemlidir. Aynı şekilde Elon Musk'ın da bu manada göstermiş olduğu bir tedirginlik var. O da bu manada tedirgin. Mesela diyor ki bütün mesajlarımız diyor Amerika görüyor diyor. Bütün mesajlarımızdan haberdar. Bütün mesajları okuyor, görüyor, haberdar. Yani ki Twitter'ı almasıyla işin içerisine girmesiyle bunu biraz daha görmüş oldu. Zaten şu bir gerçektir ki, yani arama motorlarından tutunuz da hatta rahatlıkla Google'undan Face'ine, Twitter'ine, WhatsApp'ına kadar burada istihbarat elemanlarının ister CIA deyin, ister Mossad deyin, ne derseniz deyin, onların da kurulmasında ve işletilmesinde, sürdürülmesinde önemli katkıları vardır. Yani burada onlar birinci safta çok rahatlıkla bulunmaktadırlar. Onun için o noktaya güvenlik unsuruna devam etmek lazım. Ve onun özellikle kullanmak, istifade ve her şey için geçerli olacak olan seçici olmak gerekir. Şu anda ChatGPT'den ben yine bazı konuları başlıklar halinde alıyorum ama mesela bazen bakıyorum ki çekiniyor. İşte ben diyor arama motoruyum şöyle böyle yeterli bu konularda ben cevap veremem ki bazen söylüyorum yine söyleyeceğim. Hep onlarla karşılaşıyoruz. İşte bazen sınırlı veriyor, bazen birisi veriyor öbürü vermiyor. Yani bununla da karşılaşıyoruz. İşte bu amaçla bugün de eğitim sistemiyle ilgili. Mesela Türk eğitim sisteminin aksaklıkları ve düzeltilmesi gereken yerleri nelerdir? Burada öğretmen kalitesi, muhafazakar eğitim yaklaşımları. Çünkü tabii öğretmen işin motor kısmı. Muhafazakar eğitim ise Türk eğitim sistemi dini ve milli değerleri ön plana çıkaran muhafazakar eğitim yaklaşımları içermektedir. Bu yaklaşımlar öğrencilerin bilimsel ve eleştirel düşünmelerini ve sorgulamalarını engelleyebilir diye kendi kafasına göre mesela burada o sistemle yani kendisi onu kurgulamaya çalıştığı içindir ki böyle bir sistem içerisine giriyor. Yani ne yapıyor? Tenkit ediyor. Kendisine benzetmeye çalışıyor. Onun için işte bu çok önemlidir. Yani bu elektronik sisteminde geri kalmamak lazım. Geri kalmamak lazım. Daha önce söyledim bir daha söylüyorum. Yıllar öncesinde akıllı tahtayı açtığımda karşıma şöyle bir cümle gelmişti. 100 sene önce sanayi devrimini kaybettik. 100 sene sonra olan bugün elektronik devrimini kaybetmeyelim. Yani kaybedersek bir 100 yıl daha geriden takip etmiş oluruz. Onun için adamlar devlet sistemlerini, siyasi sistemi, eğitim sistemini yönlendirmek için ne yapıyor? Kendi kafasına göre motorlardan seçiyor. Seçiyor. Oysa gerçek eğitim sistemi eğitim ve öğretim diyoruz ya, burada önemli olan ahlak olmadıktan sonra işte Google. Google dünyanın bütün ilimlerini biliyor.
ChatGPT bütün ilimlerini milyarlarca bilgiye bir anda birkaç saniyede ulaşıyor. Ama ahlak olmazsa, terbiye olmazsa, elbette ki dürüstlük olmazsa, bu gibi değerler, manevi değerler olmazsa kaç kuruş eder? Yani hani şair der ya, eşek altın semer vursan eşek yine eşektir. Yani semer kıymet vermiyor, değer vermiyor. Önemli olan o ahlaki değerleri, inanç değerlerini o öğrencilere vermektir. İşte eşitsizlik diyor, yetersiz okul ve derslik sayısı diyor, programın yetersiz olması şeklinde. Yine Türk Milli Eğitiminin eğitimde bağımlı olduğu ülkeler hangileridir diye araştırdım. Burada çeşitli ülkelerden, ki ister istemez mümkün değil etkilenmemesi. Mesela örneğin Finlandiya gibi ülkelerin eğitim modelleri Türkiye'nin eğitiminde etkili olmuştur. Ayrıca Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim politikalarından etkili olmuş. Amerika'nınki de hakeza, bizde etkili olduğu gibi. Yine dünyada en iyi eğitim sistemi ve modeli nerede uygulanmakta ve özellikleri nelerdir dedim. Burada tartışmalı olduğunu söylüyor. Farklı ülkelerin farklı eğitim sistemlerinin olduğunu, çünkü herkes kendi bünyesine göre, haline göre elbise dikmiş oluyor. O bir gerçek. Ama yine Finlandiya son yıllarda diyor en iyi eğitim sistemleri arasında sıklıkla gösterilmektedir. Yani biraz daha öne çıkmış oluyor. Ve diğer Singapur'da olsun, İskandinav ülkeleri olsun, bunları örnek olaraktan veriyor. Burada ekran görüntüsünü aldığım için geniş zamanında bakıp kişi bu konuda okuyup bilgi sahibi olabilir. Ben genel hülasa olaraktan sizlere arz edeceğim. Yine dünyada en iyi eğitim sistemi ve modeli nerede uygulanmakta ve özellikleri nelerdir? Bir de birkaç tane farklı yerlerden aldığımda orada da farklı cevapların olduğunu görmekteyim. Onun için bazılarını birkaç kere alıyorum. Burada da mesela dünyada en iyi eğitim sistemi ve modeli konusunda birçok farklı görüşler vardır diyor. Bazı özellikleri sıralıyor. Mesela öğrenciye saygı, öğrenci merkezi yaklaşım, çok yönlü eğitim, değer odaklılık, değerler eğitiminin mesela verilmesi gibi. İşte bu nedir? Manevi bir eğitimdir, ahlak eğitimidir. Yani onun için birinci derecede bir okuldan öğrenci, isterse yani bilgi bakımından ne kadar olursa, ileride olursa olsun ama ahlakta sıfır ise tabii olmaz o durum inşallah, ama bir mana ifade etmez. Elbette ki bilgi kadar ahlak, ahlak kadar bilgi önemli. Birbirini tamamlıyor. Onun için şu hakikat unutulmamalıdır. Aklı aydınlatan fen ilimleridir, kalbi aydınlatan din ilimleridir. İkisinin birleşmesiyle gerçekler ortaya çıkıyor. Birbirlerinden ayrıldıkları zaman, mesela fen ilmi din ilminden ayrıldığı zaman ortaya akli dengesini kaybetmiş bir insan, inkar, şüphe, tereddüt gibi durumlar çıkıyor. Fen ilmini kaybetmiş olan bir din ilmi de aynı şekilde bir taassubu, körü körüne bir saplantıyı, bir taklidi meydana getirmiş oluyor. Akılla kalbimizi nasıl birbirinden ayıramaz isek, dinle fen ilimlerini de birbirinden ayırmak mümkün değildir. Yine Peygamberimizin toplumu eğitmede kullandığı yöntem ve tarzlar nelerdir? Burada yine kendisine göre, mesela örnek olarak davranmak, iletişim, sabır, dürüstlük, her birini açıklıyor, izah ediyor. Bakabilirsiniz. Öğretim, ödül ve cezalandırma, şefkat ve merhamet. Bu yöntemler ve tarzlar Peygamberimizin toplumu eğitmede başarılı olmasına yardımcı olan önemli araçlardır. Burada önemli şu noktayı da dile getireyim. Efendimiz yukarıdan inme bir eğitim değil, korku hedefli bir eğitim değil, aşağıdan, temelden, kökten çıkan bir eğitim, sevgi üzerine bina eden bir eğitim sistemini Efendimiz uygulamaktadır. Yine başka bir konu, Kur'an'da Peygamberimizin hangi özelliklerine dikkat çekilmektedir? Birkaç özelliği olduğunu ifade ediyor. Mesela ilahi vahiy ile iletişim kurabilmesi ve bu vahyi insanlara tebliğ edebilmesi, adaletli olması, haksızlığa karşı durması, sabrı ve mücadele azmi, iyilik yapmak, yardımseverlik, cömertlik gibi erdemlerle donanmış olması, toplumsal adalet ve insani ilişkileri önemsemesi, eğitimli ve kültürlü olması, insanlara bilgi ve doğru yönlendirme sağlaması, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, zina etmek ve diğer kötü davranışlardan uzak olması, insanların din, dil, ırk ve kültürel farklılıklarına saygı göstermesi ve hoşgörülü yaklaşması, sevgi, merhamet ve şefkat gibi duyguları ön planda tutması ve insanları birleştirici bir rol oynaması, maya gibi yani. İslami davranış ve inançları örnekleyerek insanların kendilerini Allah'a yakın hissetmelerine yardımcı olması. Yani Kur'an ifadesiyle üsve-i hasene. Peygamberimizin diğer peygamberlerden farklı olarak sahip olduğu özellikler neler dedim. Bunu birkaç maddede ele alıyor.
son peygamber olması, insanların hepsine gönderilmiş olması, cihan şumul, güzel ahlakı, Allah'ın doğrudan hitap etmesi, miraca çıkması, İslam dinine tamamlayıcı olması, inne ekmeltü lekum dinekum gibi, bu gibi özelliklerini öne çıkartıyor. Buradan aldığım için kaynak olarak bunu da veriyorum. Yine en iyi eğitim sistemi nasıl olmalıdır şeklinde, eğitim sistemi sadece ders programları ve müfredatlar ile ele alınamaz. Çünkü o zaman öğrenciyi kısırlaştırırsın. Öğrenci telefonuna, tabletine giriyor, bütün dünyayla bağlantıları kuruyor. Çünkü siz öğrenciyi sırasına hapseder iseniz, yani sadece burayla, müfredatla sınırlı kal deseniz, o öğrenciyi kısırlaştırmış olursunuz. Onun için öğrencinin dünyaya açılması lazım. Tabii o eksiklik var. Bütün öğretmenlerin, okulların genel şikayeti, telefonları ve tabletleri öğrencilerin oyun amaçlı kullanmaları. Yoksa kontrollü amaçlı olarak, bilgi amaçlı olarak hakikaten kullanılsa, bazen öğrencilere onu diyorum, size bir değil 10 tane telefon, 10 tane tablet verilsin. Ama maalesef. Yani kendileri tableti, telefonu kontrol edemedikleri için telefon onları kontrol ediyor, oyun amaçlı oluyor. En iyi eğitim sistemi nasıl olmalıdır şeklinde bunu açıklarken burada da kısaca bazı bu bilgileri de vermiş oldu. İşbirliğiyle, bütün dünya ile iletişimli olaraktan sürekli en önemlisi de güncellenmek suretiyle. Burada da yine en iyi eğitim materyalleri hangileridir? Aldığım yerleri de burada ifade etmiş oldum. Bunlar mesela interaktif kitaplar, videolar, oyunlar, teknolojik materyaller, tablet, bilgisayar, akıllı tahta vesaire. Özgün, ilginç ve akılda kalan materyaller, animasyon, grafik, şema, aktivite, işbirlikçi ve uygulanmalı materyaller, proje, staj programları, laboratuvar deneyleri, kaynak kitaplar ve ansiklopedik eserler şeklinde sıralamış olmaktadır. Yine teknolojik alanda eğitim sistemi nereye gitmektedir? Teknolojik anlamda eğitim sistemi sürekli olarak değişmekte ve geliştirilmektedir. Yani ucu açık. Yani ChatGPT 3'tü, 3.5'tü, 4'tü, 5 ve artık ileriye doğru gidiyor. Aynen internetin hızı gibi yani. 3G idi, 4G idi, 5, 4.5, 5, 5G, 6'ya böyle o tarafa doğru gitmiş oluyor. Onun için bir derece teknolojik alanda dünyaya ayak uydurmak lazım. Şunu devamlı ifade ediyoruz. Yani bakıyorsun bir telefonla bir kamyon domates, salata vesaireyi satın alabiliyorsunuz. Yani onun için teknolojik bir de dünya oraya doğru gittiği için, ilim eksenli ve endeksli olduğu içindir ki elbette geç kalınmaması lazım, ayak uydurulması gerekir. Eğitimle ilgili tespitler.com adlı sitemde çok geniş onlarca bu konuda yazılar ele aldım. Buradan da inşallah istifade edilebilir. Ayrıca eğitim ile ilgili edip ve yazarlarımız şeklinde eğitim ile ilgili burada da değişik konuları ele aldım. Bunlardan da bazı anketler de yapmıştım. Bunlardan da istifade edilebilir ve ileriye doğru bu şekilde birçok bu konuda eğitim alanında eserler, yazılar, makaleler, videolar çekmiş oldum. İnşallah istifadeye medar olmuş olur. Bu duygu ve temennilerle, saygılarımla.